geldin. Hoş buldum. Abdullah'a çok teşekkür ediyorum. Niye? Muhteşem bir şarkıyla yürüdüm. Ama güzeldir bu. Çok güzelim, uykum geldi. Aa. Ay, bir şey oldu bana bugün. Demek sen hiç Eylül'de terk edilmedin. Ben bir de Eylül doğumluyum, Başak Burcu'yum. Ondan. Gelmedi ki gitsin. Sen de haklısın. Nereye? Gelinimiz. Yani bir daha sormakta bir sakınca görmedim. Tuğçe diye bir gelin aldık biz. Nişan yapıyorsun. Maşallah evlere şenlik. Oh. Nasıl bir gelin. Bir dilli dilber. Tamam benden, dön kendine gel. Benden bir tane daha. Hiç anlaşamıyoruz. Sana zaten biri gelemez ki gitsin. Nişanımız var. Nişanımız var. Mutsuz bir kadınım zaten. Yani rolde. Kimden bahsediyorsun? Normalde biliyorsunuz öyle bir dünya yok. Ben başka kafalar. Mutsuz bir kadınım. Hiç evlilik yapmamışım ve psikolojik sorunlarım var. Evde kalmışım. Kardeşime çocukla. De... Çocuklu? Çocukluğuna. Ha. Kardeşime de çok bağlıyım. Onu da hiç sevmedim. Elimden geldiğince bozacağım inşallah. Niyet fena. Ozan. Soralım. Önce senden başlayalım Tuğçe. Ben de babanı da sevmezdim. Site olan diyeceğim. Ben sana bayılıyorum çünkü. Canım. Nasıl bir hani nereden çattık? Kayınvalideden çekerler, ben senden çekiyorum. Allah düşman başına vermesin senin gibi kaynana. Şaka bir yana güzel gözüküyorsun. Biraz daha şık gelebilirdin tabii nişanıma. Sönük buldum benim yanımda. Bakışa Allah. Bak. Karaları bağlattın bana canım. Karaları bağlamışsın. Biraz daha neşeli olabilirdin. Senden onu beklerdim. Şıksın ama. Teşekkür ederim. Düğünüme bekliyorum. İnşallah. Olursa geleceğiz. Berna. Düğününe de gelinlik giyip gidersin sen belki. Siyah gelinlik. Kesin, net. Ben çok beğendim açıkçası. Ben kolda kullanılan ekstra detayları çok beğeniyorum. Hatta muhtemelen rüküştür ama onların öyle püskülleri, müskülleri onlar da çok hoşuma gidiyor. Belki bir kıyafetle değil ama hani tarz olarak hoşuma gittiği için sen de kullandığın için tebrik ediyorum açıkçası. Çok da şık durduğunu söyleyebilirim. Anladım ben. Bildin sen bildin. Berna niye Nil'le uğraşmıyorsun? Çok güzel. Korkuyorsun. Valla. Yürü belki Nil'e hadi. Şey Tuğçe'ye almazlarsa belki beni alırlar onlar. Aynen öyle. Hazır mısın? Hazırım Öykü Hanım. Geçebiliriz. Teşekkür ederim. Nil Karataş, ayakkabı 240 lira, çanta 940 lira, elbise 7000 lira. Bayağı harcamışsın, 7000 TL elbise. Ya cuma şıklıklarını çok seviyorum, beni yansıtıyor. Bir de eğlence anlamında da çok kendimi pozitif hissettiğim bir gün. Mesela perşembeleri sevmiyorum genelde maniküre gittiğim için. Cuma özenmek istiyorum. Cuma tam sen yani, astroliz hava cuma geliyor. Cuma ben kendimi yansıtabildiğimi düşünüyorum. Yani en azından 2 haftadır böyle oldu. O yüzden risk almak ve denemek istiyorum İvan Hanım. Bence de bu cuma günleri sana çok yakışıyor. Çünkü tam kendin gibi geliyorsun. Çok teşekkür ederim. 9. Vallahi cumaları olduğu zaman hemen astroliste bağlıyorsun. Hemen bir omuzlar kalkıyor, baş eğiliyor. Şöyle bir yürüyüşüm var. Hafif böyle Zeki Müren vari bir duruş alıyorsun. O çok Hatice enteresan. Ben Muazzez Abacı. Sen zaten Muazzez Abacısın da bugün dikkat ettim böyle bir Zeki Müren duruşu yaptın. Ne mutlu bana, çok teşekkür evet, ederim. Evet şöyle bir ağdalı bir duruş oldu. Sen az solistsin, çaresi yok. Çok teşekkür ederim. Vallahi çok param olsa her gün böyle elbiseler alabilsem her gün bunları giyip geleceğim yemin ediyorum. Hafta içinde giyeceğim. Ama olmaz, her gün olmaz. Haftaya bir. Tamam. Senin gözümün önünde bir sahne geldi. Hangisi? Şimdi sen abartılı hani baba abartılısın ya.
o koluna taktığın şeyler. Hani futbolcular dizlik takar ya. Sen de voleybolcular da dirseklik takar. Seni bir voleybol sahasında gördüm ben şu an. Ama senin taktığın dirseklik bu. Tabii ki bu olur. Peki sevdiniz mi? Hiç sevmedim. Yani fikir olarak. Ne mana o? Ne o ya? Hakan Bey, üç gündür bir şey mi, ne olur sever misiniz bu gece? Hayatım, senin deliliğini seviyorum diyeyim. Şöyle toparlayayım. Şunları bir indirsene bakayım bileğine. Ama buraya göre yapıldı ya, bol gelecek. Ay, o kadarını bu göz görür herhalde. Evet, aynı öyle. O ne öyle? Şöyle daraltmak lazım. Evet. O ne öyle? Ben elbise bağlı olduğunu zannettim. Arkasında şeyde kol gibi zannettim. O kadar, o kadar manasız ki. Yani şunu indirdim. Şu an gördüğüm gibi gelseydin yemin ederim 9 verecektim sana. Onun için şimdi 6 aldın. Ne? 6 mı? Aa, büyüdü dönene kadar Neslihan konuşurken 6-8 oldu. Çok küçük bir şey soracağım. Biraz daha konuşsaydım keşke. Çok minik bir şey soracağım. Üçüncü haftada olduğumuz için kilo veriyor muyum, fark ediyor musunuz? Kaç kilo verdin? 2,5-3'e yakın. Aşkım, senin kilo verdiğini fark etmemiz için 8 kilo vermen lazım. Ama demeyin öyle vallahi. Şaka yapıyorum, şaka. Evet, kilo veriyorsun. İyisin, belli. İyisin. Devam. İyisin. Tamam, teşekkür ederim. Hadi.